Molly'nin özel özeli. Sodor Adası'nda rüzgarlı bir gündü. Thomas çok heyecanlıydı. Molly isimli yeni lokomotifle tanışmak üzere yoldaydı. Alana girdiğinde Molly onu bekliyordu. Molly açık sarı renkteydi. Kocaman tekerlekleri ve parlak bir bacası vardı. Çok havalı görünüyordu. Merhaba diye pufladı Thomas neşeyle. Merhaba diye çufladı Molly. Ama Molly üzgün görünüyordu. Sorun nedir diye sordu Thomas. Emily bana güldü. Çünkü kömür madenine boş vagon götürmek zorundayım diye pufladı Molly üzgünce. Ben de yararlı bir makine gibi dolu vagonlar çekmek istiyorum. Bu Thomas'ı çok üzdü. Molly'nin kendini önemli hissetmesini nasıl sağlarım diye düşündü. Sonra rüzgarda dalgalanan muşambayı gördü. Bu Thomas'a bir fikir verdi. Molly boş vagonları bir yan hatta soktu. Thomas, Molly'nin makinistinden boş vagonları muşambayla örtmesini istedi. Vagonlarının üstü örtüldüğü zaman kimse boş olduklarını anlamaz dedi Thomas. Herkesin özel bir teslimat taşıdığını düşünmesini sağlayabiliriz. Ben de kendimi önemli hissedebilirim diye pufladı Molly neşeyle. Sonra Thomas istasyonda Emily'yi gördü. Ona Molly'nin özel yükünden bahsetti. Neymiş o? Diye sordu Emily. Söyleyemem dedi Thomas. Ama özel yüklerin en özeli bu. Ve Thomas ne zaman bir lokomotifle karşılaşsa onlara Molly'nin özel yükünden bahsetti. Kısa sürede bütün lokomotifler Molly'nin özelini konuşuyordu. Hepsi heyecanlanmıştı. Gordon dışında. Benim ekspresim kadar özel olamaz diye pufladı Gordon. Molly'nin özel yükü ekspresten bile daha önemli diye pufladı Thomas. Bu gece Abbey istasyonunda görürsün. Ama sonra Thomas endişelenmeye başladı. Molly'nin vagonlarını Gordon'ın ekspresinden daha önemli nasıl yapabilirim diye düşündü. O gece geç saatlerde Thomas bir istasyonun ana aydınlatma lambalarını gördü. Bu ona bir fikir verdi. Lambalarınızı ödünç alabilir miyim diye sordu Thomas istasyon amirine. Elbette diye cevapladı istasyon amiri. Thomas hemen vagonlarını lambayla doldurdu. Ve puflayarak Molly'yi bulmaya gitti. Birazdan Molly'nin vagonları çok güzel ışıklarla donatılmıştı. Vagonları çok önemli bir görev için kömür madenine götürüyordu. Vagonları şimdi çok özel görünüyor diye pufladı Thomas. Abbey istasyonundan geçmelisin. Bir sürü lokomotif seni görebilir. Molly'nin vagonlarındaki ışıklar gecenin içinde yıldız gibi parıldıyordu. Thomas ve Molly Abbey istasyonuna vardığında Emily, Percy ve Gordon bekliyordu. Percy yutkundu. Muhteşem görünüyor diye şaşırdı Emily. Ve ilk kez Sodor'a geldiğinden beri ilk kez Molly kendini özel hissetti. Ama çok uzun sürmedi. Şiddetli bir rüzgar muşambalardan birini havaya uçurdu. Aa, olamaz diye yutkundu Thomas. Artık herkes vagonların boş olduğunu görebiliyordu. O vagonlar boş diye hufladı Gordon. Ekspres kadar önemli olamayacağını biliyordum. Yani özel yük falan yok dedi Percy üzgünce. Molly kendini sersem gibi hissetti. Yine önemsizleşmişti. Mümkün olabildiğince hızlı puflayarak uzaklaştı. Thomas da kendini çok kötü hissetti. O sırada şişman kontrolör istasyon amirini aradı. Ve istasyon amiri Thomas'ı görmeye geldi. Kömür madeninde bir sürü makine bekliyor. Molly'nin vagonlarını bekliyorlar. Aa hayır dedi Thomas. Hemen Molly'yi bulmalıyım. Molly
Molly bir yan hatta duruyordu. Çok üzgün görünüyordu. Üzgünüm, seni zor durumda bıraktım dedi Thomas. Ama kömür madeninde boş vagonlarını bekliyorlar. Ama kömürüm bitmek üzere dedi Molly. Merak etme dedi Thomas. Ben sana yardım ederim. Thomas itti ve Molly çekti. Thomas ve Molly birlikte çalıştılar ve kısa sürede kömür madenine vardılar. Bir sürü lokomotif onları bekliyordu. Gece teslimatlarını başlayabilmek için boş vagonlara ihtiyaçları vardı. Sonunda boş vagonların da önemli oldu, dedi Thomas. Molly çok gururlanmıştı. Bu akslarını titretti. Daha çok vagon lazım, diye çufladı Henry. Ben getiririm, dedi Molly neşeyle. Ben de yardım ederim, dedi Thomas. Molly'ye kömür takviyesi yapıldı. Sonra Molly ve Thomas son hızla alana döndü. Daha çok boş vagon aldılar ve hızla puflayarak yola çıktılar. Gordon bir kavşakta duruyordu. Sinyal ona kırmızı yanıyordu. Çekil yolumdan diye pufladı Molly. Boş vagonlar gidiyor. Gördün mü diye güldü Thomas. Bazen boş vagonlar senin ekspresinden daha önemli olabiliyor. Gordon'un yüzü sinyal gibi kıpkırmızı oldu. Ve Molly kendini özelden de özel hissetti.